Herkese merhaba arkadaşlar. Kazıklı'dayız. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Burada bir site vardı. Zamanında da zaten bu arsaları satarken bahsetmiştik. Bu sitede satılık. Güzel bir evimiz var. Kendine ait müstakil bir bahçesi var. 3 artı 1. 2 milyon 500 bin TL ile satışta. Üst tarafını kapatmışlar. Denize çok yakın mesafede hatta bunun önünde sadece bir tane villa var. Sonrasında da zaten denize giden kısım başlıyor. Denize maksimum 100 metre mesafede drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Güzel bir villa tanıtmaya geldik. Evin içerisinde eşyalar var. Dışarıdaki eşyalar da içeriye konduğu için biraz daha kalabalık gözüküyor. Güzel bir ev. Şık bir ev. Teras da yaptırıyorlardı. Oraya da çıkacağız birazdan bakacağız. Bahçelerin oradan başlıyor. Ön tarafında kocaman bir park alanı var. İsterseniz aracınızı Evinizin önüne park edebileceksiniz. Bahçeye girdiğimizde sol tarafta güzel bir yeşil alan var. Pergule ile tamamını kapatmışlar. Yine yan tarafta da güzel bir yeşil alan var. Arka tarafta da. Buraya kadar devam eden bahçe tamamen size ait. Domatesler bak nasıl güzel büyümüş küçük küçük çeri domatesleri. Orada küçük bir bahçe alanı var sulama sistemi yapmışlar. Damla sulama sistemi yapmışlar. Güzel olmuş. Arka tarafta da salondan çıkabileceğiniz bir bölümü tamamen kapatmışlar. Gayet güzel, şık, oturulabilir bir ev. Toplamda 122 tane villa var bu sitede. Değil mi? Çok güzel değil mi bu bahçe? Sizsiniz. <laughs> Ve ödeyeceğiniz rakam 2 milyon 500 bin TL. Yine pazarlığımız var. Ufak bir pazarlık yapılabilir. Daha uyguna da alınabilir. Orada bir duş alanımız var. Perguleyle kapalı olması da çok iyi. İstediğiniz yeri kış bahçesi tarzında kapatabilirsiniz cam balkonla. Ön tarafta da meyve ağaçları dikmişler. Harika duruyor. Tabi böyle baktığınızda yemyeşil bir site. Sitenin hemen üst tarafına Kayseri firması. 74 adet villa yapıyor. Onların satış rakamları da 5 milyon 500'den başlıyor. Proje fiyatı bittiğinde tabii ki fiyatlar değişecektir. Buraya bir masa bırakılmış. Tabii dışarıdaki malzemeler de içeriye alındığı için dediğim gibi içerisi biraz kalabalık gözüküyor. Ama gayet güzel bir oturma alanınız var. Ön tarafta bahçe alanınız var. Şimdi evin salon ve mutfak kısmı burada. Mutlak köşeye alınmış. Salon biraz daha geniş tutulmuş. Çamaşır makinesi için de Koridorda bir yer yapılmış. Birazdan bakacağız. Tabi bu koltuklardan dolayı geçemiyoruz oraya. Arka taraftaki o kapalı kısma da geçiş için buradaki sürgülü pencereyi kullanıyorsunuz. Ama geniş değil mi? Kullanışlı. Bizim oradaki didimdeki böyle kooperatif evlerine baktığımızda burası biraz daha kullanışlı bir hale geliyor. Mesela bu o köşeye alınabilir. Buradaki masa biraz daha buraya alınabilir. Bir şekilde düzenlenebilir. Bu zaten komple dışarıya çıkacak arka tarafa. Mutfak kısmını yeni yapmışlar. Aslında evin içi komple tadilat görmüş. Çok güzel bir tezgahımız var. Tezgah arasında beyaz seramik. Yukarıda da antresit çerçevenin içerisinde lake dolaplar kullanmışlar. Gayet şık. İki tane buzdolabı var burada. Gayet güzel duruyor değil mi? Tabii biri dondurucu, biri buzdolabı olarak kullanılıyor. Gayet mantıklı, güzel olmuş. Çok da böyle şirin bir ev değil mi? Böyle tam bir yaz evi gibi. Denize de yakın olması büyük bir avantaj. Yerde laminat görünümlü seramik yapılmış. Bakın rutubet nem hiçbir şey yok evde. Hiçbir şey yok. Eşyalı eşyasız hatırlamıyorum ama eşyalı da olabilir. Eşyasız da olabilir. Bunun için tekrardan yorum kısmında cevap veririm. Ya da o kısma yazarım. Ya da telefonda bilgi alabilirsiniz. Şimdi salon mutlak bu şekilde. Girişimiz oradan. Ya da buradan girebilirsiniz. Dediğim gibi arka tarafı kış bahçesi ya da ön tarafı kış bahçesi şeklinde kapatabilirsiniz. Taş kaplama kullanmışlar bazı yerlerde. Eve masraf etmişler. Şimdi burada ne var? Burada bir koridor yapılmış. Buraya hem vestiyer hem de böyle geniş bir vestiyer alanı. Ayakkabılık olarak değerlendirmişler. Çamaşır makinesi için de burayı düşünmüşler. Güzel olmuş. Burada da küçük bir lavabomuz var. Girdik elimizi yıkadık çıktık gibi düşünülebilir. Tabi her tarafı yaptırınca burayı da yaptırmışlar. Çok şık duruyor. Gerçekten güzel. Orayı bir gösterelim. Ardından yukarılara çıkalım. Bildiğiniz gibi Burası bir site. Eski bir site. Merdivenler de geniş. Şaşırtıcı derecede. Normalde bu kadar geniş merdivenler kooperatif evlerinde bulunmuyor. Ama burada geniş tutulmuş. Şimdi burada 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Biz koridorun sonundaki odadan başlayalım. Odalar küçük. Öyle geniş odalarımız yok. Ama ne yapmışlar? Çift kişilik bir yatak rahatlıkla sığmış. Yanına bir makyaj masası yerleştirmişler. İstenirse Buraya küçük bir dolap da eklenilebilir. Gayet de güzel olur. Buradan da denizi görüyor. Çok güzel bir deniz manzarası var. Terastan da görüyordur büyük ihtimal. Terasa çıkmadım ama birazdan beraber çıkacağız. Gayet güzel. Değil mi? Şık, tertemiz. Eşyalı da olabilir, eşyasız da. Tam hatırlamıyorum çünkü iki gün önce konuşmuştuk hanımefendiyle. Şimdi eşyalar böyle dediğim gibi içeriye alındığı için. Burası mesela biraz daha kalabalık duruyor. İki tane koltuk bırakmışlar. Buraya geniş bir çift kişilik yatak artı dolap rahatlıkla sıyacaktır. Burada da yine malzemeler var. Burada sürgülü bir pencere var. Burayı açtığınızda çok da güzel. Hem güneş alıyor hem de hava alıyor. Karşı tarafta zaten sahil kısmı. Buradaki sahilden denize girilebiliyor. Bildiğiniz gibi şurada arsalar satmıştık. Onlar 33 gün gibi kısa bir sürede satıldı. 20 adet arsadan bahsediyorum. Müstakil villa arsasıydı. Şimdi onlar uyguna gitmiş diye düşünüyorum. Böyle gördükçe Burada da güzel bir oda var. Şimdi burası şöyle düşünün arkadaşlar biz burayı lüks bir ev demiyoruz. Biz burası için işte çok büyük beklentiler var. Gelin diye demiyoruz ama burası denize yakın. Burasının fiyatı uygun. Hatta bu site içerisinde yapılı en iyi yapılı evlerden bir tanesi. Çatının üstünü kapatanlar var. Siz de yaptırabilirsiniz oradan ek bir oda çıkarttırabilirsiniz kendinize. Gayet güzel çift kişilik yatak burada bir Dolap yan tarafında yine bir gardırop bırakmışlar. Çok da güzel duruyor. Sineklikler de yapılı. Sitede yaz kış oturanlar da var bu arada. Yani böyle ıssız bir yer değil. Yaz kış burada oturanlar var. Şimdi kapı açılması burada zor olduğu için sürgülü kapı yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Çok da güzel duruyor. Burada da girdik. İşte klozetimiz burada. Hemen bu kısımda bir duş alanımız var. Gayet kullanışlı. Minimal tarzda küçük aileler için yeterli bir yer. Ben böyle emekli oldum kafamı dinleyeyim diyorsanız aradığınız yer burası. Rutubet nem de yok. Burada havalandırma içinde bir ayrı pencere açılmış. Çok da güzel olmuş. Izgara şeklinde. Gayet güzel. Koridor da güzel. Merdivenler çok hoşuma gitti. Masraf etmişler. Belli zaten evi. Para harcamışlar. Bu insanlar alıp hiçbir şey yapmadan satmıyorlar. Çok da iyi insanlar. Şimdi burada teras kısmında farklı bir olay var. Seni böyle alacağım. Teras kısmında ne yapmışlar? Şimdi bildiğiniz gibi bir imar affı beklentisi var. Şöyle bir arkayı gösterelim önce gel be. Hemen şu evlerin üstünde site yapılıyor. Yeni bir inşaat başladı. Gördüğünüz gibi hepsi çatıları kapatmışlar. Şimdi burada ne yapmışlar? Çatının üstünü kapatmışlar. Şimdi şu malzemeleri görmeyin. Bunları görmeyin. Çatının üstünü kapatmışlar. Orayı da kapatacaksınız. Burayı da kapatacaksınız. Şimdi burada bir banyo lavabo bırakmışlar. Yer zaten yapılmış, tesisat yapılmış, seramikleri de burada. Hemen döşenecek, geçecek. İmar affından da buranın izni alınacak. Ha şu an yapabilir misiniz? Bence yapabilirsiniz. Çünkü yaptıranlar var. Ama insanlar biraz daha resmi olsun diye bekliyormuş demek ki. Burada da bakın burada da kapatmışlar zaten burayı. Güzel bir oda. Değil mi? Harika bir oda. Buradan kapattığında çok güzel bir oda çıkıyor. Yani ne oluyor? 4 artı 1. Aşağıdaki odalardan bir tanesini ana yatak odası, giyinme odası olarak değerlendirirsiniz. İki tanesini. Bir tanesi zaten geniş bir odaydı. Onu kullanırsanız Artı buraya da bir oda sığdırırsınız. Buraya da oda yaptıktan sonra sizin böyle bir alanınız kalıyor. Burayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hemen zaten aradan gözüküyor. Şu ağaçlardan sonrası deniz. Ağaçlar biraz manzaramızı kapatıyor. Muhteşem bir manzarası var. Şöyle sitenin ön tarafını da gösterir misin? Evlerin geniş bahçe alanları mevcut burada. Şık, güzel, kullanışlı evler. Deniz manzarası da güzel. Dediğim gibi denize sadece 100 metre mesafede bir villa sahip olacaksınız. Ve ödeyeceğiniz rakam da 2 milyon 500 bin TL. Bir de pazarlık yaparız. Güzel de bir fiyata alınır. Buranın zaten her şeyini yapmışlar bu arada. Duvarları örmüşler. Artık tesisatlar çekilmiş. Bütün tesisatlar çekilmiş. Sadece seramikler döşenecek. Kapısı takılacak. O kadar. Aslında biraz masraf var. Bir 100 bin lira harcanır buraya. Belki pazarlıkla onu da düşebiliriz diye düşünüyorum. E, onu da yaptıktan sonra zaten geriye bir şey kalmıyor. Çok da güzel bir deniz manzarası var. Çok da güzel bir site. Şöyle bir avantajı var. En ön cephede olması ayrı bir avantaj. Çünkü ön tarafınızda şöyle boş bir alan var ki aracınızı kapınızın önüne park ediyorsunuz. Genelde site içerisinde ara yollar olur. Arada kalan evler aracını en başa park eder, yürür orada. Ama burada öyle bir sorunuz yok. Aracınızı park edip evinize giriyorsunuz. Aslında siteyle bağımsız da sayılabilir değil mi? Biraz daha bağımsız gibi. Bu olamilaz kazıklayız. Burada çokça elimizde yer var. 8 milyona da yer tanıttık. 30 milyona da yer tanıttık. Arsalar tanıttık, zeytinlikler tanıttık. Burası da site içerisinde güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. Sürçü lisan affedin. 2 milyon 500 bin TL. Gayet de güzel yapmışlar. Üst tarafı falan kapattırmışlar. Zaten çoğu masrafını kendileri yapmış. Burada aldığınızda sadece üst tarafı artık sizin değerlendirmenize kalmış. Belki o da yapmazsınız. Bir spor alanı gibi bir yer yapabilirsiniz. Belki bir hobi odası yapabilirsiniz. Ya da böyle bırakabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Üstünü zaten kapatmışlar komple bütün büyük masraflar yapılmış. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Neredeydik? Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Akbük'le hemen yan yanayız. Akbük'e Milas'tan daha yakınız arkadaşlar. Yani Didim'e daha yakınız. Burası Bodrum Havaalanı'na da 35-40 dakikalık uzaklıkta. Dağ yolu var. İsterseniz ana yolu da kullanabiliyorsunuz. 35 dakikada 30 dakikada gidip gelebiliyorsunuz. Yani rahatla bir yer aslında burası. Çarşıya, pazara Uzak sayılmaz market zaten hemen aşağıda var alışverişinizi yapabileceğiniz bir bölgede ama araç olursa tabii ki daha iyi olur çünkü sosyal anlamda bir e, gelişmişlik derken e, nasıl diyelim toplu taşıma diyelim değil mi? toplu taşıma burada çok yok bu yüzden aracınız olursa daha mantıklı olabilir kendinize çok iyi bakın güzel bir yer istiyorsanız kesinlikle burayı gelip görün derim fiyat uygun.